Günaydın arkadaşlar. Herkese iyi günler. Evet, Ali Bey kardeşimiz damada söz mendilini vermiş. Ondan sonra şimdi bana damadı soruyor. Tamam. Model şirket Arzum. Yeni halka arz arkadaşlar. Yani geçmişe dönük verileri olmayınca bir şirket hakkında çok fazla bir analiz yapamıyorsunuz. Yani geçmişe ait verilerinin de finansal raporlarının da olması lazım. Yok mu? Var. Bu şirketler uzun yıllar önce piyasada hizmet veren şirketler. Yani aslında yeni halka arzlar son 5 yıllık finansal raporlarını kamu aydınlatma platformu marifetiyle yatırımcıya ulaştırmaları gerekiyor ki sağlıklı bir analiz yapılsın. Geçmişinden son 5 yıldan günümüze olan performansı bir ölçülebilsin. Ama ne yazık ki en iyi bilançolarla halka arz oluyorlar. Mesela yeni bilanço dönemine 15-20 gün kala şirketler halka arz oluyor. En iyi bilançolarla halka arz oluyorlar. Yani gerçi çok kötü bilançolarla arz olanlar da olmadı değil. O halka arz oldukları bilançolardan işte işlem görmeye başlıyorlar. 20 gün sonra en son finansal raporlarını gönderdiklerinde halka arz oldukları finansal raporla 20 gün sonraki finansal rapor arasında bir uçurum var yani. O yüzden geçmişe dönük verileri olmadığı için birinci çeyreğini işte 3 aylık dilimle yapabildim. Çünkü mevcudiyeti o. İkinci çeyreği de 6 aylık verileriyle yapabildim. Yani yıllık olarak değil, biri 3 aylık verilerle, diğeri de 6 aylık verilerle şirket değerlendirilmesi. Evet, öncelikle risk modellerine baktığımızda Edmund Altman'ın modelinde yüksek risk içerdiğini söylüyor, gösteriyor bize yatırımcı açısından. Ama Gordon Springate ve hocalarımızın modelleriyle yatırımcı açısından risk içermediğini gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki bilanço döneminde bu risk göstergeleri ne tarafa evrilecek bunu takip etmekte fayda var. Tabii bu şirket elektrikli ev ihtiyaçları tedarik eden, bu konuda hizmet veren bir şirket. Geçtiğimiz dönemde de satışların artışı insanların evlere kapanmasından mütevellit, işte bir takım evde kaldıklarından elektrikli ev cihazlarına gereksinim, ihtiyaç duymaları sebebiyle satışlarını artırdığını düşünüyorum. İşte kahve makinesi, tost makinesi gibi diye gereçlerle. Evet, şirketi değerlendirdiğimizde aktiflerden başladığımızda toplam aktifler içerisinde nakit ve nakit benzerlerinin belirgin bir değişiklik yaşamadığını görüyoruz. Bir önceki dönem nakit ve nakit benzerlerinin payı, yani 6 ay önceki nakit ve nakit benzerlerinin payı %5,5'muş. Cari dönemde yine %5,5 olarak kalmış. Ama parasal olarak baktığımızda 6 aylık zaman zarfı içerisinde %18'lik bir artış kaydettiğini görüyoruz. Brüt işletme sermayesi içerisinde de payının çok cüzi, çok yavaş bir azalışı karşımıza çıkıyor. Ticari alacaklarına baktığımızda ticari alacaklarında
bir önceki dönemdeki toplam aktifler içerisindeki %54,5 olan payını cari dönemde %51'e geriletmiş. 6 aylık bazda %13,5 artış sağlamış. Brüt işletme sermayesi payı içerisinde bir önceki döneme göre azaldığını görüyoruz. %61'den %56'ya gelmiş. Stokları 6 aylık bazda bir önceki dönem yani 31-12-2020 tarihi itibariyle toplam aktifler içerisinde %25,5 nispetinde olan payını cari dönemde %29'a artırmış. 6 aylık geçen zaman süresinde de toplam zaman dilimi içerisinde yani 6 aylık zaman dilimi içerisinde de %39 stokların artışını görüyoruz. Yine brüt işletme sermayesi içerisinde de yıl sonu itibariyle %28 olan stokların payı cari dönemde %32'ye çıkmış. Brüt işletme sermayesi 6 aylık zaman zarfı içerisinde %23 artarken toplam aktifler içerisinde belirgin bir değişiklik gelişmemiş. Toplam sabit kıymetler içerisinde de bir önceki dönem %893 olan payı cari dönemde %974'e artış sağlamış. Sabit kıymetleri belirgin bir değişiklik gelişmemiş. Öz kaynaklardan finansını sağlayarak 6 aylık zaman zarfı içerisinde 116 milyon 671 bin lira %22 cari fiyatlarla bir iktisadi varlık artışı kazanmış. Borçlarına baktığımızda kısa vadeli borçların payı toplam borçlar içerisinde değişmemiş. Uzun vadeli borçların payında da bir değişiklik yok. Dolayısıyla net borçlarda stabil olarak kalmış. Yine öz varlıklarda da herhangi bir değişiklik yok. Ama biz bu borçları daha kapsamlı inceleyecek olduğumuzda işletmenin öncelikle yabancı para pozisyon açığının olmadığını görüyoruz. Ama yabancı para varlıkların yabancı para borçları karşılama oranının %38 oranında azalması herhangi bir olası kur değişikliğinde işletmenin kur riski taşıdığını görüyoruz. Finansman kaynaklarındaki değişiklikte finansmanda öz kaynağın katkısı yani bunu düşmüş diyemeyiz arkadaşlar. %6 hiçbir şey. Yabancı kaynakların payını da artmış olarak değerlendiremeyiz. Zaman çok kısa olduğu için çok fazla belirgin bir şey yok. Ama brüt işletme sermayesi %27 artarken işletmenin finansal borçları, net finansal borçları da %72,5 düzeyinde artmış. Yani bu net finansal borçların %72,5 6 aylık zaman diliminde artış kaydetmesi, evet. Çok avantajlı bir durum olarak değerlendirilemez. Ticari alacaklarla ticari borçlarının finansını sağlaması %13,5 düzeyinde artış kaydetmiş. Döviz pozisyon fazlası bir önceki döneme göre de %21 azalmış. Evet. Gelir tablosu gelmeden önce bir öz kaynaklara bakalım arkadaşlar. Toplam öz kaynaklar içerisinde
ödenmiş sermayenin payının azaldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra kümülatif kar paylarının arttığını görüyoruz ve dönem kar payının azaldığını görmekteyiz. Ama olumlu olan toplam öz kaynakları içerisinde öz sermaye karlılığı payını cari dönemde hızlı ve yüksek oranda artırmış olması. Evet, toplam öz kaynaklar yani içsel sermaye yaratma yolu ile öz kaynakların finansmandaki payı %22 artış göstermiş cari fiyatlarla, tabii bunu bir de reel fiyatlarla görmemiz gerekecek. Gelir tablosunda satışların maliyetinin payını cari dönemde çok cüzi de olsa azalttığını görüyoruz. Faaliyet giderlerinde bir değişiklik olmamış. Finansman giderlerinde bir değişiklik olmamış. Toplam gelirler içerisinde esas faaliyet kar payını kısmen de olsa artırmış. Evet, net satışlar %51 düzeyinde artarken toplam maliyetleri de %47,5 oranında artmış. Neredeyse kafa kafaya. Tabii bunu şimdi gelir nakit akış tablosunda daha detaylı inceleyeceğiz ama önce bizim için önemli olan kar oranlarına bakalım. %206 cari dönemdeki kar muhafazakarlığıyla işletmenin kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih ettiğini görüyoruz. Mali rantabilitesi %76 artarken efektif kar oranı %89,5 artmış. Vergi öncesi karı %44 artarken faiz vergi öncesi karlılığı %71,5 oranında artmış. Ekonomik rantabilitesi %40,5'la sınırlı kalmış. Birikmeli karlılık %19,5 artarken faaliyet karlılığı %13,5'la sınırlı kalmış. İşletme verimliliği de %64 olarak gerçekleşmiş. Evet, nakit akışına baktığımızda işletme faaliyetinden nakit girişinin %1316 gibi çok yüksek oranda arttığını görüyoruz. Ama bunun yanı sıra operasyonlardan nakit girişinin %465,5 düzeyinde azaldığını görüyoruz. Yani aktifler içerisinde hazır değerlerin çok belirgin bir değişiklik olmadığından söz etmiştik ama nakit akışında bize bu işin tam tersini söylüyor. Çünkü oradaki nakit akışı değil, artışı değil. Önemli olan esas faaliyetlerinden nakit artışı önemlidir işletmeler açısından. Şirketin dönem karı 39 milyon 556 bin 413 lira olarak gelir tablosunda kayıt altına alınmasına rağmen aslında işletmenin kasasına giren dönem karı 69 milyon 468 bin TL. Yani kayıt altına alınandan %75,5 daha fazlası işletmenin kasasına girmiş. Evet, 69 milyon 468 bin nakit oluşturmasına karşın nakit ve nakit benzerleri varlıkları 5 milyon 279 bin 394 TL azalmış. Evet. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin yatırım faaliyetlerine nakit çıkış oranı %100'ün altında olması, %30 düzeyinde gerçekleşip %100'ün altında gelişmesi işletmenin kapasitesini korumak ya da artırmak amacıyla bir dizi yatırımlara gittiğini tespit ediyoruz. Ve bu yatırım faaliyetlerinden de 3,5 milyon bir nakit açığı vermiş işletme.
Finansman faaliyetlerinden nakit girişinin yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranı %1233 oranında artış göstermesi işletmenin borçlanma gereksinimi ihtiyacı içerisinde olduğunu, bunu bankalardan, üçüncü şahıslardan ya da hisse iştirakçilerinden bedelli sermaye artışına tercih ederek fonlayabileceğinin işaretini almaktayız. Onun altındakiler olumlu göstergeler. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların %27,5'luk kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor. Bunun %71 gibi yüksek bir oranla kısa vadeli borç artışının ana kaynak oluşturması gelecekte işletmeyi zora sokabilir. Bu olumsuz bir oran ve gelişme. Bunun yanı sıra da %91 düzeyindeki ağırlıkla dönem varlık yani brüt işletme sermayesinin artışının ana kaynak oluşturması son derece olumlu. Evet, 6 aylık gibi kısa bir dönem olduğu için faaliyet ve toplam gider başa başlarında çok belirgin bir değişiklik göremiyoruz. Net işletme sermayesi %68 düzeyinde artış göstermiş. 23.577.670 TL olarak. Satışlarına baktığımızda evet, yurt dışı ihracat yüzdesi hemen hemen aynı reel satışlar olarak yurt dışı satışları bir belirgin değişiklik göstermemiş. Yurt içi satışları da %22,30 artış göstermiş. Bu da ben öyle tahmin ediyorum ki insanların bu kapanma süresi içerisinde bir takım elektrikli ev araçlarına ihtiyaç gereksinim duymalarından kaynaklanmaktan. Göstergelerine baktığımızda nakit oranının çok düşük olduğunu görüyoruz. Cari oran stabil olarak kalmış. Likidite oranı azalmış. Yani işletmenin net çalışma sermayesinin artışı olumlu. Stokların çalışma sermayesi oranına artışı da olumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor. Yani stoklarını çok fazla nakde çeviremediğini görüyoruz. Alacaklarını gün sayısı olarak düşürmesi son derece olumlu bir gelişme. İşletme likidite riski içermekte, onu söyleyeyim. Faaliyet oranları vasatın üzerinde gelişmiş, fon yaratma, faiz ödeme gücünün artış göstermesi önemli ve olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor ama fon yaratma vasat olarak kalmış. Etkinlik oranlarına baktığımızda optimum düzey etkinlik oranı artmış, otofinansman oranı artırmış. Bunlar son derece önemli. Evet arkadaşlar, öz kaynak reel %3,72 artmış. Her ne kadar cari fiyatlarla %22 düzeyinde artışını görsek de reel fiyatlarla %3,71 artmış. Yani 4 diyelim biz bunu. Peki yeterli mi? Bir işletme açısından öz kaynaklarıyla yatırımlarını tamamlayabilmesi çok zor. Yani dolayısıyla yatırımlarını tamamlayabilmek için veya kapasitesini koruyabilmek için
veya artırabilmek için işletmelerin öz kaynaklarıyla bu işi fonlamaları tercih edilir. Eğer siz öz kaynaklarınızı artırarak fonlayamıyorsanız sürekli borçlanarak sürdürülebilir bir finansman elde edemezsiniz. Dolayısıyla öz kaynak artışlarının güçlü olması gerekir. Yani göstergelerde bir dizi sorular var orada yatırımcıya ve öğrenci arkadaşlara işte fonlama için yeterli mi diye. Bunlar aslında şirket hakkında bize nihai sonucu veren can alıcı sorular ve cevaplar. Net satışları %51 düzeyinde artmış cari fiyatlarla, oysa reel fiyatlarla %28,5 düzeyinde artış göstermiş. Net karı cari fiyatlarla %76 düzeyinde artmış, oysa reel %50 artış kaydetmiş net kar büyümesi. Evet, öz kaynak büyümesi ne yazık ki %3, %4 ile yeterli bir büyüme sağlayamaz. Karlılık oranları işletmenin son derece olumlu. Peki faaliyet sonucu yaratılan kaynağa baktığımızda %48 düzeyinde faaliyetlerinin sonucu kaynak yaratmış. Bir önceki dönem 29.616.000 liraymış faaliyetlerinin sonucu yarattığı kaynak. Cari dönemde 44 milyona artış göstermiş. Yani %48'lik bir %50'ye yakın ama daha fazla beklenir. Başa başına baktığımızda satış maliyetlerinin değişken maliyetleri bir önceki dönem %61'miş. Cari dönemde %58,5'a gerilemiş. Değişken maliyetleri düşürmesi tabii ki olumlu. Brüt katkının %39'dan %41,5'a da artışı olumlu ama oran düşük. Dolayısıyla faaliyet kaldırıcı 3'ten 2.81'e, finansal kaldırıcı da 1.21'den 1.18'e gerilemiş. Bakmadığımız ne kaldı? Hissenin değeri kaldı. Evet, bu veriler doğrultusunda temettü kapitalizasyonu modeliyle işletmenin olması gereken fiyatı 25 lira 26 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Ben bu bilançoyu yaptığımda işte gelir gelmez yaptıydım. Ne zaman geldiyse, hangi tarihte kapa indiyse 17 lira 19 kuruştan o güne fiyatlayarak kapatmış işletme. İndirgenmiş nakit akım modeliyle de orada da evet 25 lira 15 kuruş olarak olması gereken fiyat karşımıza çıkıyor. Ve bunu kalıcı, sürdürülebilir olarak sağlayabilirse %28 büyüme öngörüyor modelimiz. Ben %25'in üzerinin biraz değil bayağı zor olduğunu düşünüyorum bazı şirketler açısından. Evet arkadaşlar, bence söz mendili vermeden damadı araştırma. Söz mendili verdikten sonra damadı araştırmanın bir manası yok. Yatırımcısına hayırlı uğurlu olsun. Bir başka model şirkette, bir başka eğitim modelimizle birlikte olmak üzere herkese kayıpsız, kazançlı seanslar diliyorum.